Merhaba, çok şükür yeniden beraberiz. Bugün her ne kadar seyahatname türü gibi gözükse de aslında bir antropoloji veya sosyal hayat bilimsel gözlemleri olarak adlandırabileceğimiz bir çalışma ile beraberiz. Kitabımızın adı Türkiye Manzaraları, yazan Murat Efendi, tercüme Alev Sanata Kırım. 1986 yılında Viyana'da dünyaya gelen bir çocuğun Dönemin bütün özelliklerini taşıyan ilginç hikayesinin bize yansıyan bir bölümüyle beraberiz. İyi bir eğitim alan Werner asker olarak Kırım Savaşı'na katıldı. Sebebi çok bilinmeyen bir şekilde birliğinden kaçarak Osmanlı ordusuna sığındı. Enteresan bir şekilde teğmen olarak Osmanlı ordusuna alındı ama din değiştirmedi. Daha sonra oradan ayrılıp devletin dış işlerinde çalıştı. Şiirde dahil olmak üzere 20'ye yakın eser yayınladı. Özellikle bugün sizlere anlatmaya çalışacağım Türkiye manzaraları yayınlandığı 1877'de büyük bir ilgiyle karşılandı. Osmanlı ordusuna katıldıktan sonra Murad Efendi ismini alan bu enteresan insan gezi notları olarak yazdığı bu eserinde içinde yaşadığı Osmanlı halkının ve idaresinin izlenimlerini oldukça tarafsız bir üslub ile muhteşem bir dil ahengi ile kalem aldı. Aslında bu çalışmaya seyahatname diyerek nitelemekte doğru sayılmayabilir. Çünkü bir insanın dışarıdan gelip gezerek edindiği izlenimler değil, içeriden olayların, insanların, geleneklerin içerisinde yaşayan bir insanın gözlemleri olarak bakmak gerekiyor. Kitabın bir başka özelliği ise döneminde öncelikle Almanlar, ve sonrasında da Avrupalılar için büyük bir muamma olan Osmanlı'yı doğru bir şekilde okuyucuya sunmasıdır. Gezi notlarının tamamında çok sayıda Türkçe kelimeye yer vermiş. Türkçeden Almanca'ya geçen kelimeler dışında da yüzlerce yeni kelimenin eserde kullanılmasıyla Alman dili için önemli bir kazanım olmuştur. Kitap hakkında kaleme alınan batılı kaynaklardaki şu tespit ise bize önemli bir ipucu veriyor dönemin Osmanlı siyaset ve kültürü için şimdiye kadar çok az dikkate alınan bir kaynaktır. Özellikle ordu ve devlet adamları portreleri hakkındaki bölümlere bakınız. Alman edebiyatındaki türleri içerisinde neredeyse emsalsiz bulunan kitabı Batı'nın Türkiye'yi tanıma kılavuzu olarak da niteleyebiliriz. Abdülmecit, Abdülaziz 5. Murat dönemlerinde Osmanlı'da kalan Murat Efendi 2. Abdülhamit tahta geçtikten kısa bir süre sonra Almanya'ya gitmiş ve orada çalışma masasının başında vefat etmiştir. Seyahatinin başlangıcından sonuna kadar ciddi bir tasvirler temaşası ile yüz yüzeyiz. Her bir adımda karşılaştığı insanlar, şekilleri, zihinleri, hareketleri ve sebepleri yazarın en çok ilgisini çeken husus. Yazarın ilerleyen satırlardaki tespitleri de enteresandır. Osmanlı tarihi ve büyüklüğü İslam'la başlar ve ondan oluşur. İslam'ın şanı Osmanlıların şanıdır. Bir başka tespiti Osmanlı çoban, çiftçi ve askerdir. İranlı ise tüccar ve sanatçı. Bu iki tespiti bize gösteriyor ki bugün içerisinde bulunduğumuz durum tarihsel köklerde aranması gereken sorunların yansımalarıdır. Sanatın ve sanatçıların siyasal literatürlerine göre değerlendirildiği ve sanatlarından çok yaşama ait tercihleri üzerinden değerlendirildiklerini görünce eski tarihsel değerlendirmelerin ne kadar da önemli olduğuna bir kez daha şahit oluyoruz. Kitap gerçekten dönemini yansıtan enteresan bilgilerle dolu. İçinde yaşadığı topluma yabancılaşmadan olup bitenleri değerlendirmek için büyük gayret gösterdiği belli olan yazarın bu çalışması döneminde olduğu gibi bugün de sadece Batılılara değil bizlere de dönemin önemli bir röntgenini sunuyor. Ben bugünlük de bu kadar. iyi okumalar diliyorum. Yeniden aynı saatte buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın.